Şimdi bir önceki şeyde gül motifi yapmıştık bir geldiğimde buraya. Yine tekrar aşamalarını burada gösterdim. Evet. Güllerimizin. Şu sıra bir ilginçti. Şu. Şu kolumu çekersen. Tamam. Şunun sırasında hani üste takıyorsun. Evet. Biraz bu ağızlar kapansın diye onu nasıl yapıyordun Selda? Bir anlat bize. Şimdi ilk sırada şöyle yapıyorum. Bir 5 zincir çekiyorum. Üzerine 16 tane dolduruyordum. 16 tane doldurduktan sonra Kamerayı şu birleştiriyorum. bu elle tutsana. Heh, Tamam, tamam. birleştiriyorum. Sonra arada birer tane trabzan bırakarak bir boşluk, bir diğerine batarak 3 Bir zincir zincir mi çekiyorum. aralarında? Hayır, 3 zincir çekerek yuvalarını oluşturuyorum. Tamam. 8 tane yuva oluşturuyorum. Bu yuvaları oluşturduktan sonra bir üst sıraya çıktığımda bir tanesine sabitliyorum sık iğne ile. Tamam. Bir diğerine 8 tane trabzan, ikili trabzan yapıyorum. Yine Tamam. sabitleme 8 ikili trabzan şeklinde 4 tane yonca yaprak oluşuyor bu Evet. şekilde. Bu defasında arkaya dönüyorum. Bu ipi Tamam. buradan Onu bir yap. alıyorum. Evet. Bunu buradan alıyorum. Arkaya getiriyorum. Arkaya getirdiğimde yine 3 zincir çekiyorum. Bu defa ben yuva bacakları diyorum. Bir önceki oluşturduğum 8 tanenin yuva bacaklarına bunu sık iğne ile sabitliyorum. 3 Sanki onu önden zincir. yapıyorsun gibi geldi şimdi Hayır, arkaya yaptı. alıyorum. Evet. Arkaya aldığımda 3 zincir çekerek yine 8 tane yuva yapıyorum. Tamam. Aynen bu şekilde 8 yuvamı yaptığımda bu defa dönüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Tabii. Yani şu büzüşen kısım aslında bu oluyor, değil mi? Evet, Yani büzüşmesinin sebebi de 4 tanesini işleyip 4 tanesini sık iğneyle sabitlediğimizde onlar büzüşmeye Evet. başlıyor ister Yani buraya istemez. bu altta yaptığı şeylere, ayaklara şunları yapınca bu Evet, ortada bunlar toplanıyor, gonca toplanıyor. oluyor. Evet. Tamam bak kafama kaydetmiştim, unutmuşum. Unutmuşum. Çok iyi oldu bilgi tekrarı. Kaç sıra yapıyorsun bu şekilde? 3 sıra gül yapıyorum. Yaprakların tek şeyi, yapraklar birbirinin arkasına gelmeyecek. Kaydırıyorsun. Kaydırarak ortalarına gelecek şekilde yaprakları yapıyorum. Bu şekilde gülüm bittikten sonra yine bir yuva yapıp gülümü bitiriyorum, bırakıyorum. Tamam. Gülümü bitirdikten sonra bu defa şeye geçiyorum. Arka Motife. taraftan yapraklarımı yapıyorum. Yapraklarımda herhangi bir renk tercih sebebi sizin. Ben hep şey diyorum, koton pamuklu içerikli ipler kullanıyorum. Kesinlikle onun dışında ipler kullanmıyorum yıkama ve ütüleme açısından. Bir de terletmez. Bebekler için de özellikle tavsiye ediyorum. Mutlaka pamuklu kullanın. Ve dönüyorum. Yine yapraklarımı yapıyorum. Yapraklarımı da yarı fıstık dediğim, ben öyle tabir ediyorum tabii. Üzerine bir dolayıp bir tanesini örüp diğerini tığda bırakarak 5 tane yaptığımda hepsini bir çekip 5 zincir tekrar 8 tane yaprak yapıyorum. Evet. Gülü sonradan monte ediyorsun. Gülü önce yapıp sonradan Ha yapraklarını bunları yapıyorum. yapıyorsun. O şu Evet. hazırladığın yuvalara. Evet, o hazırladığım, altta hazırladığım, şu bir önceki hazırladığım, Tak oraya hazırlayıp tığı bir bıraktığım. görelim. Göster bize. Bu eli biraz aşağıda tut. Ne olursun. Kamera yakında. Evet. Şu şekilde bunu buraya Tamam. takıyorum. Oraya takarak şunu yapıyoruz, değil Evet, mi? Şunu. aynen. Şunu yapıyoruz. Sonra buraya gidiyoruz. Sonra Tamam. yukarıya gidiyorum. Evet, Şimdi unutmuşum. biz bunu anlatmıştık. Evet. Ara düz motiflerini. Ben düz motif seçtim çünkü hani tamamen gül olsun istemiyorum yatak örtülerinde. Rahat kullanım açısından ortalarının düz olmasını tercih ediyorum. İşte. Evet, çünkü bu biraz kenara gelsin istiyorum. Ortası Evet. boş olsun. Selda, benim örtüme ne kadar yumak ip gitti diye seyircilerimiz soruyorlar. İnanın öyle hesaplamadım. Yalnız şu var. Mesela bir tane yumaktan 8 tane motif çıktı ortada mesela. Burada. Evet. O şekilde hesapladım. Daha arasında bir buradan hesaplayın. sayarız. Reklam Hesaplarız. arasında bir Sayıp hesaplayıp hesaplarız. söyleyeceğiz. Evet. Evet. Şimdi orta motiflerim için 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 7 tane zincir çekiyorum. Birleştiriyorum zincirimi. Şimdi şeyleri yapıyoruz. Boşları. İki Boş zincirle yukarı olanları. çıkıyorum. Üzerine bir doluyorum. Arkadan ipimi alıp bir defa örüp tığda bırakıyorum. Yine üzerine bir doluyorum. Arkadan ipimi alıp bir tanesini çekiyorum. Üçünü tığda bırakıyorum. Üç tane olduğu zaman hepsini birden çekip üç tane zincir yapıyorum. Evet. Yine aynı şekilde Ortayı kuruyor şu anda. bir,
2, 3 tane yapıyorum. Hepsini bir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde 8 tane yarı fıstık diyorum ben. Siz artık nasıl tabir ediyorsanız. Her 3 tane olduğunda hepsini bir çekip arada 3 zincir kullanıyorum. Yine burada da ipim koton pamuklu içerikli bir ip. Tığım 3 milim tığ. Yıkanınca güller bozulmuyor mu diye soruyorlar. Yıkanınca güller evet çok hani sıktırmalı bir şekilde yıkarsanız devre yüksekse evet tabii ki bozuluyor. Bozulmaması imkansız. Ya böyle şeyleri zaten çok... Evet. Çok narin yıkama programlarında yıkayabilirseniz ya da elde yıkıyorsanız da bir leğenin içerisine ıslayıp bir süre beklettikten sonra hatta hiç çitileme falan yapmıyoruz kesinlikle de onu söyleyeyim. Beklettikten sonra zaten çok fazla kirlenmeyecek. Üzerinde mutlaka bir toz olacak. O toz da suya kendini bırakacak. Daha sonra herhangi bir yumuşatıcıyla tekrar suda bekletip bir kurutma teminin üzerine bırakırsanız... Böyle haldır haldır makinede yıkamamak lazım. Zaten çok kısa, en kısa 30 program. 30 derecenin üzerinde kesinlikle sıcaklık tavsiye etmiyorum yıkamalarda. Kuruturken de yani... Yani ben mesela bunu yıkadığım zaman mutlaka güzel bir yere yayıp hani güllerime formunu verdirip elimle böyle bir el ütüsü şöyle yani onlarımı da mutlaka... Aynen ben de elimle onları düzeltirim. Mi? Mutlaka düzeltirim. Ütüyü de çok güllerin üzerine bastırmadan ısısı çok hafif olacak şekilde buharı da çok hafif olacak şekilde aralara girerek ütüleyebilirsiniz ki ben bunda ütüleme yaptım mesela. Onu çok da söyleyeyim. Güzel olmuş. Çok çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Yatağa koyunca bir fotoğraf paylaşırım belki. Evet. Peki öyle şeyler çekmem de. Sadece bunu çekerim etrafı temizleyip falan böyle. Bütün 8 taneyi bitirdiğim zaman yine 3 zincirimi çekiyorum. Hemen bunun arasına girerek bunu birleştiriyorum. Ben direkt alıp ipi direkt zincirin içerisinden geçiyorum. Yukarıya yine 2 zincirle çıkıyorum. İlk başta yine 2 tane yarı fıstık yapıyorum. 3 tane olduğunda 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynısından bir tane daha yaparak. Örtümü çok beğenmiş seyircilerim. Teşekkür ederim. Daha iyileri size olsun inşallah. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Ben şu ipi kesmiyorum. Mümkün mertebe kesmemeye özen gösteriyorum. Onu yukarıya alıyorum. Yukarıda yine örerek onu kaybetmeyi tercih ediyorum. Sana bir soru. Şunu ne yapıyorsun? Gülsüm Hanım bunu sen dinle. Onu birleştirirken arada yürüterek kaybediyorum. Birazdan göstereceğim onu. Bir dakika. Bunu ne yaparken? Birleştirirken ipin altında kaybediyorum. Tamam. Güzel. Yine şurayı da anlatayım, geçmeyelim orayı. Burası bittiğinde 2 zincir çekiyorum. Dediğim gibi alttaki ipimi yukarıya alıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, çok kısa dibinden kesmezsek onu içeride yürütmek daha kolay olur. Çok iyi fikir. Tekrar Selda'nın bütün motifleri bakın arkaları. Bakın yürüttüm. Şurada küçücük görükecek. Onu tekrar bir makas yardımıyla alacağım. Ama burada herhangi bir rahatsızlık olmayacak. Açılma problemi olmayacak. Güzel. Çok emekli. Yazık canım benim. Allah daha iyi etsin. Sağ çok olun, sipariş Allah alıyor. Razı olsun. Ben de onu canı gönülden destekliyorum. Allah bin kere razı olsun. Ne demek razı olsun? Allah senden razı olsun. Öyle şey olur mu? Şu çantayı yapmıştı hatırlayacaksınız. Hakikaten şimdi çantalarda... Çok fazla şu form var. Değil mi? Evet. Muazzam şeyli. Küplü. Çok kullanımlı bir form. Şu. Motiflerin büyüklüğü kaça kaç bunlar acaba bu motifler? Bunlar da 20'ye 20 gibi fayans büyüklüğünde. 27'ye 27 santim büyüklüğü. Üstlerden de yine sık iğneli. Yalnız üstleri bununla yaparken ben artık biraz bir tık daha kalın ip kullanıyorum. Tamamen koton ip kullanıyorum. Sert dursun formu diye. Güzel bilgiler. Evet Selda, süremiz doldu. Tekrar bir süre yaratabilirsem yanına geleceğim. Ama süper güzel. Aslında bildiğimiz bir şey.
Ama çok güzel yapmışsın. Gerçekten çok teşekkür çok, çok ederim. Güzel. Evet, ellerine kollarına sağlık. Süper çok güzel teşekkür olmuş. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Selda'ya her zaman desteklerinizi bekliyorum. Hem işi güzel, çok güzel. Bana dedi ki hemen öremem, siparişlerim var. Benim hiç acelem yok dedim. Kaç ay oldu? Evet. Yani en az 3-4 ay oldu. Beni bir yıl ben bekleyen dedim, unuttum hanımefendiler var. Bir yıl bekleyen hanımefendiler olsun, var. Olsun bekleriz yani. Ama yapacak bir şey yok. Hani benim çeyiz zamanı gelmişti de. Çünkü o bakımdan. El elde yapılıyor, tek başına yapıyor. Çocukları var. Hakikaten çok zor şartlardan geldi. Dimdik ayakta duruyor. Eşi çok ona yardımcı, çocukları yardımcı. Seni her zaman çok takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ederim. Çok sağ olun.